Merhaba arkadaşlar. Yüzdeler konumuza başladık. Şimdi soru çözümümüz var. Birlikte sorularımıza bakacağız arkadaşlar. Sorularımı ara yayınları 7. sınıf 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabından aldım. İlk sorumuzu alıp başlayalım hemen. Aşağıda verilen ifadeleri yüzde sembolüyle yazınız diyor. Bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Biz sadece hatırlayalım diye tekrardan size de bir hatırlatma olsun diye koydum. Konumuzda da vardı zaten konu işlerken. Ne demiştik? Paydayı 100 yap, sonrasında yüzde sembolüyle yaz demiştik. 4'te 1 demiş. Paydamız 4. Nasıl 100 yaparım? 25'te genişleterek yaparım. Bu da ne olacak arkadaşlar? Şurada yapalım hemen. 25 bölü 4 ile 25'in çarpımından da 100. Yani yüzde olarak yazmak istersem nedir diyorum? %25'tir diyorum. Bir alttakine bakalım. 40 bölü 50 demiş. Ne yaparım? 2 ile genişletirim değil mi? Paydam 100 olur. O zaman da ne olur? Şurasına yazalım hemen. %80 olur. Bunu nasıl yazarım? %80 şeklinde yazarım. 0 tam %44 demiş. Bu nasıldır arkadaşlar? Rasyonel olarak yazmak istersek %44 şeklinde değil mi? Şöyle. Yüzde sembolünü artık hemen yapalım. %44. Bir diğerine bakalım. 16 bölü 25 demiş. Bakın paydamız 25. Ne yapacağım? 100 yapacağım. 4 ile genişletirim. 16 ile 4'ü çarparsak 64 olur diyoruz. Yani 64 bölü 100. Bu da ne olur diyorum? %64 olur diyorum. 4 bölü 5 demiş. Bakın isterseniz hani 100 yapalım paydayı. Direkt ne yapacağım? 20 ile çarpacağım. Ya da bakın hani nedir? 4 bölü 40 bölü 50'nin sadeleşmiş halidir. Bu neydi? %80. O zaman derim ki bu da %80. Direkt hani bu şekilde yazabiliriz. 0 tam %79 demiş. Bu da nedir arkadaşlar? Kesin olarak yazmak istersem 79 bölü 100'dür diyorum. Yani %79'dur diyoruz. Sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen sayıların istenen yüzdelerini bulunuz diyor. Yani bize ne diyor? Çokluğu vermiş. Yüzdesini hesapla diyor. 400'ün %10'u demiş. Ne yapıyordum? 400 çarpı %10'u da kesir olarak yazıyordum. Ve bunları çarpıyordum değil mi? Yani bu ne olacak? 10 bölü 100 olacak. Bakın bu sıfırlar ve bu sıfırlar gider diyorum. 10 çarpı 4'ten 40 olacakmış diyoruz. Alttakine bakalım. 80'in %15'ini hesapla demiş. Yapalım. 80 çarpı %15 diyoruz. Sadeleştirme yapacağız arkadaşlar. Şunlar gitti diyorum. Bakın burayı 5 ile bölersem 2 olur. 15'i 5 ile bölersem 3 olur diyorum. Daha sonra da 8'i ve 2'yi sadeleştirebilirim değil mi? 2'yi 2'ye böldüm 1. 8'i 2'ye böldüm 4. Yani 4 çarpı 12. Yani 80'in %15'i neymiş diyoruz? 12'ymiş diyoruz. Öyle alalım. 200'ün %30'u ile 150'nin %10'unun toplamı kaçtır demiş. Hemen 200'ün %30'unu bir bulalım. Yani 200 çarpı 30 bölü 100 diyorum. Şunlar ne yaptı? Gitti. 2 çarpı 30'dan 60'mış diyoruz. Yani 200'ün %30'u 60'mış diyorum. Hemen diğerine devam edelim. 150'nin de %10'unu soruyor. 150 çarpı %10. İsterseniz hani ne demiştim bakın size pratik bilgiler vermiştim. %10'u sorduğu zaman ne yapabilirim? 10'da birini bulabilirim direkt demiştim. Yani 150'yi isterseniz hani 10'a bölebiliriz. Hemen öyle yapalım. 150'yi 10'a bölersem ne olacak? Şunlar gidecek. Yani %150'nin %10'u ne olacakmış? 15 olacakmış diyorum. Bakın bunu da 15 bulduk. Bizden bu ikisinin toplamını istiyor. Yani 60 ile 15'i topla diyor. Toplarsan bu da nedir diyorum. 75'tir diyorum. Şöyle bir tık ufaltalım. Aynen. Aşağıda belli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulunuz diyor. Bunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölme işlemi yapıyorduk değil mi? Şöyle alalım. Yani o zaman %20'si 100 olan sayının tamamını soruyor. O zaman diyorum ki 100'ü 20 bölü 100'e böleceğim. Neydi? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. Artık işlemimizi yaparsak şunlar ne olacak? Sadeleşecek. 120'ye bölersem 5 olacak diyorum. Yüzde de 5'i çarparsam sayımız 500'müş diyoruz. Bir de nasıl yapabiliyorduk? Oran orantı ile yapabiliyorduk. Yani
Diyorum ki %20'si 100 ise %100'ü, değil mi? Tamamı yani kaçtır diyordum. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. İçler dışlar çarpımı yapabilirdim. Ya da ne yaparım? Bakın şurada bir oran var. 120'nin 5 katı, değil mi? O zaman diyorum ki x de 100'ün 5 katı olacak. Yani buradan 5 çarpı 100'den 500 olacak diyorum. Yine zaten aynı sonucu bulacağız. Alttakini yapalım. %25'i 125 olan sayıyı sormuş. Bunu da isterseniz şöyle oran orantıyla şurada yaptığımız gibi yapalım. %25'i 125 ise diyorum. Tamamı. %100'ü yani. Kaçtır diyorum. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ya da bakın yine 125, 25'in 5 katı, değil mi? O zaman diyorum ki x de 100'ün 5 katı olacak. Bu durumda x de yine ne olacak? Bakın yukarıda sonucumuz da aynı olacak. 5 çarpı 100'den burada da sayımız 500'müş diyoruz. %24'ü 120 olan sayının 15 eksiği kaçtır demiş. O zaman önce ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bize sayının belirli bir yüzdesini vermiş. Sayının tamamını bulacağız. Yapalım hemen. %24'ü 120 ise önce sayımız kaçmış? %100'ü x'miş diyoruz. Bir buluyoruz. Yapacak olursak isterseniz hani bakın 5 katı, değil mi? 120, 24'ün 5 katı göremiyorsak hemen çarpma işlemini içler dışlar çarpımı yaparak 24 çarpı x diyorum, 120 çarpı 100'e eşitmiş diyorum. Her tarafı 24'e bölersem şunlar sadeleşecek. Bunlar da sadeleşecek, ne olacak? 5 olacak. İsterseniz parça parça bölebilirsiniz. Hani 2'ye, 3'e şeklinde tarzda. Buradan da sonra ne olacak arkadaşlar? X 5 çarpı 100'den 500 olacakmış diyorum. Bizden ne istiyordu? Bu sayının 15 eksiğini istiyordu. O zaman diyorum ki 500'den 15'i çıkartırsam ne kalacak? 485 kalacak diyoruz. Yeni sorumuzu alalım. Evet, aşağıda istenen yüzdeleri bulunuz diyor. 40 50'nin yüzde kaçıdır demiş. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Oranlıyorduk, değil mi? O zaman 40 bölü 50 diyorum. Daha sonra ne yapıyorduk? Paydayı 100 olacak şekilde düzenliyorduk. Bakın bunu 2 ile genişletirim diyorum. Ne olacak? 80 bölü 100 olacak. Ve bunu artık yüzde olarak ifade ediyordum. Demek ki diyorum ki 40, 50'nin %80'iymiş. 30, 40'ın yüzde kaçıdır diyor. Hemen aynı yöntemle yapalım o zaman. 30 bölü 40 dedim. Paydayı 100 yapacağım. 40'ı 100 yapamıyorum direkt olarak, değil mi? O zaman ne yaparım? Şöyle bir sadeleştiririm. 3 bölü 4. Artık bunu 25 ile genişletirsem paydayı 100 yapabilirim. Yani bu da ne olacak? 75 bölü 100 olacak. Bunu da yüzdelik olarak %75'iymiş diyoruz. 40 sorudan 36'sını doğru yapan bir kişi soruların yüzde kaçını yanlış yapmıştır diyor. O zaman 40 sorudan 36'sı doğruysa arkadaşlar önce yanlış sayısını bir bulalım, değil mi? Kalanları yanlışmış demek ki diyorum. 40'tan 36'yı çıkartırsam 4 tane yanlışı varmış diyoruz. 4 yanlış yapmış. Bize ne soruyordu? Soruların yüzde kaçıdır? Hani yüzde kaçını yanlış yapmıştır diyordu. O zaman diyorum ki 40'ın 4'ü yanlışsa yüzdelik olarak soruyordu. Yüzün kaçıdır diyorduk. Oran orantıyla da yapabiliyorduk, değil mi? Bakın bu şekilde içler dışlar çarpımını yapabilirim. Ya da bakın yine 44'ün 10 katı diyorum. Demek ki o zaman %x'in 10 katı olacak. Yani 110'a bölersek x'i buluruz. X de ne olur diyorum? 10 olur diyorum. Demek ki bu arkadaşımız soruların %10'unu yanlış yapmıştır diyoruz. İsterseniz yine hani oranlayıp da yapabilirsiniz bir önceki yaptığımız gibi. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Seçim size kalıyor arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım. Yukarıda verilen şekilde boyasız bölge, boyalı bölgenin yüzde kaçıdır? Bakalım boyasız bölge 1, 2, 3, 4, 5 parça, değil mi? Şöyle 5 parça boyasız diyelim. Boyalı parçaları bulalım. Şöyle 4 var. 2 daha 6, 7, 8, 9, 10, 11 dedim. 13, 15, şöyle 5 daha 20. Demek ki diyorum ki 20 parçada
Boyalı varmış. Bizden ne istemişti? Boyalı bölge, şey pardon, boyasız bölge, boyalı bölgenin yüzde kaçıdır demişti. Ya bize oranla diyor yani. O zaman diyorum ki 5 bölü 20'dir. Bunu da payda 100 olacak şekilde yapıyorduk. Yani 5 ile genişletirim diyorum. 25 bölü 100 olur. Bu da ne olur? %25'idir diyoruz. Yeni sorumuzu alalım. Ali'nin parasının %40'ı Mehmet'in parasının %50'sine eşittir. Mehmet'in 360 TL'si olduğuna göre Ali'nin parası kaç liradır demiş. Bakın şurada zaten bize bilgiyi vermiş. Ali'nin parasının %40'ı Mehmet'in parasının %50'sine eşit. Mehmet'in parasını da vermiş. O zaman Mehmet'in parasının %50'sini bir bulalım. Diyorum ki Mehmet'in parası ne kadardı? 360'tı. %50'si dediğimiz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? İkide birini bulsam oluyordu değil mi? Yarısıydı çünkü. O zaman 360'ı direkt ikiye bölebilirim. Buradan ne olacak? Bir kere şöyle 2 dedik. 1 kaldı. 16'nın içinde 2, 8 kere dedik. Şöyle gitti. 0'ı da indirdim. 0'ın içinde 2 yok. 180. Demek ki diyorum Mehmet'in parasının %50'si 180 TL'ymiş. E bu neye eşitmiş? Ali'nin parasının %40'ına. Yani bakın o zaman şu kısım diyoruz ki 180 TL'ymiş. Artık bakın direkt işlemle çözeceğiz. Ali'nin parasının %40'ı 180 ise Ali'nin parası kaç TL'dir diyor aslında. Ne yapacağım? Bölme işlemi yapacağım. 180'i 40 bölü 100'e bölerek bulabilirim diyorum. Bu da ne olacak? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir ve çarp, değil mi? Bakın ne yaparım? Şunlar sadeleşir. Şunları da sadeleştirebilirim, değil mi? 4'ü 4'e böldüm. 1, 100'ü 4'e böldüm. 25. 18'e 25'i çarpınca Ali'nin parasını bulacağız diyoruz. Çarpalım hemen şurada. 25 çarpı 18 diyelim. Ne olacak? 44 eldemiz var diyoruz. 16 şuradan 20. Şöyle 25 dedik. Toplarsak da demek ki diyorum ki Ali'nin de 450 TL'si varmış. İsterseniz bakın hani şuradan sonrasında bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz yine orantı kurarak yapabilirsiniz. Hangisi arkadaşlar kolayınıza gidiyorsa o şekilde bulabilirsiniz. Şöyle alalım yeni sorumuzu. Evet. Yandaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin sınıf başkanlığı seçiminde aldıkları oylar verilmiştir diyor. Buna göre adayların aldıkları oyların sınıfın yüzde kaçı olduğu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. O zaman bakalım biz de bulalım hani kaçta yüzde kaçıymış. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Sınıf mevcudunu bir bulacağız değil mi? Şöyle diyelim sınıf mevcudu. Çünkü tüm sınıfın yüzde kaçı olduğunu soruyordu. Sınıf mevcudunu bulmak istersem ne yapacağım? 36, 74, 42 ve 48 oy almış. Ben bu oyları toplarsam sınıf mevcudunu bulabilirim, değil mi? Hemen toplayalım ve bulalım arkadaşlar. Ne olacak şöyle? 10, şöyle 20. 2 eldemiz var diyorum. Şöyle 10, 18, 20. Demek ki diyoruz ki sınıf mevcudu 200'müş. E artık yüzdelik olarak bulacağız. İsterseniz yine hani oranlayıp yapabilirsiniz işlemlerle ya da hemen orantı kurabilirim. Derim ki mesela Ali için 200 kişide oyu 36 ise zaten yüzde olarak söyledi bize. Yüzde kaçtır diyorum. İstersek içler dışlar çarpımı yapabiliriz yine. Ya da bakın burada yarısı değil mi? 100, 200'ün yarısı. O zaman diyorum ki x de 36'nın yarısı olacak. Yani x 36'yı 2'ye bölersem 18 olacak diyorum. Bakıyoruz Ali'nin aldığı oy %18'lik. Evet doğrudur. Devam edelim Veli için bakalım. 200 kişi de Veli ne kadar oy almış? 74 oy almış. O zaman yüzde kaçtır diyorum. Bakın yine yarısı. Bu da yarısı olacak. O zaman x ne olacak arkadaşlar? 74'ü 2'ye bölersek 37 olacak diyoruz. Ama Veli için 38 demiş. Bu yanlıştır dedim. Diğerlerine de bakalım isterseniz hemen. 200'de Kerim ne kadar oy almış? 42 oy almış. Yüzde kaçtır dedim. Yarısı yine yarısı olacak. 42'nin yarısı ne olacak arkadaşlar? 21 olacak diyoruz. Bakın bu da doğru. Aynı şekilde Elif için de bakacak olursak şöyle farklı alalım onu da.
200 kişide ne kadar oy almış Elif? 48 oy almış. Yüzde ne kadardır diyorum. Yine yarısı. Direkt yarısını bulursam x'i bulurum dedim. 48'i 2'ye bönersek Elif'in de %24'tür deriz. Yanlış olanı zaten bulmuştuk. Evet, başka sorumuz kalmadı arkadaşlar. Bu haftalık dersimiz burada bitti. Haftaya görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Bizimle kalın.